Teknosa'ya hoş geldiniz. Bugün PlayStation Plus'ın Temmuz ayı oyunları. Evet. Şimdi, Temmuz 2017. Adet olduğu üzere Levent abi, ben her oyunlara girişte bir indirimlere bakıyorum şöyle neler vermiş diye. Çünkü indirimler iki türlü. Bir herkese geçerli indirim var, bir de Plus'çılara özel. Onlarda da bak Plus amblemiyle gösteriliyor. Fakat hani şu an... En güzeli orada ücretsiz var. Ben çok onu isterim. Ama o abi şey sadece skinmiş. Micro Machines için evet. Skin. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Bu ayki indirimler öyle çok iştah açıcı değil. Çünkü çoğu ön sipariş oyunların zaten görüyorsun. Far Cry 5'in mesela delik sürümünü 300 liradan 269'a indirmişler. Assassin's Creed'i 300'den 269'a. 30 lira indirim var o tam full price oyunlarda ama işte oyunlar daha ortada yok. Sonbahara doğru mu? Evet. Doğru. Bir de şey var bak hep Deluxe Edition bunlar. Yani bir de bunun normali düzü oluyor. Onlar zaten daha ucuz olacak. Hani ona dikkat etsinler. Bunun bazı eklentileri var şu. Tabii. Horizon Zero Dawn'ın buzlu muzlu. Bu DLC ama. Evet. O da mı ön sipariş? Bu da ön sipariş. Bunun da vakti de daha var. Sene sonuna doğru çıkacak. O da işte, ama onda hiçbir şey yok gibi. 60'tan 54'e inmiş. Hani çok bir şimdi şey sayılmaz. Şimdi bunlar geleceğe yatırım gibi oluyor. Şimdi hemen oynayabileceğimiz ne var? Abi şöyle. Genelde biliyorsun eski oyunlara indirimler sağlam oluyor. İşte bak şu Phantom Pain, Metal Gear Solid 5. 90 liraymış. 30'a düşmüş. %66. Şimdi iki tane Metal Gear Solid 5 var. Ben bunlardan birini biz burada incelemesini çekmiştik. Phantom Pain'i alacağım. Balona bağlayıp uçuruyorduk her şeyi. Bir saniye, üç tane var ya, ne iki tanesi? Şimdi şu Grand Zeroes biraz hani giriş gibi bu oyuna. Kısa bir oyun, bir bölümünü oynuyorsun. 15 lira. Evet. Alınır, geçirir. Şuna bakalım. Hepsi. Burada hepsi var. Şimdi o oyunun kapsamlılığını falan düşününce 30 lira... Çok iyi abi. İyi çünkü öyle bir yarım saatte bitirdim, yok, iki yok. Saatte, bir gecede bitirdim gibi bir oyun değil. Yani oynanmadıysa alınabilir. Hatta şunu söyleyeyim. Hani daha bu Metal Gear bir 5 yazıyor zaten. Hani öncesi de var ama bu oyunu tek başına oynayabiliyorsun. Onu öyle kurgulamışlar. 30 liraya bayağı bir eğlence alıyorsun. Çok net. Şu Parappa the Rapper şey oyunu, PlayStation 1 oyunu Remastered zaten. 23 lira. 23 lira, 44'ten düşmüş. O da iyi düşmüş. Resident Evil'lar 17 lira iyi. Seviyorsan evet. Yeni, o da remake aslında. Doğru. Gerçi o Season Pass'miş 27 lira. 27 lira. Deluxe Edition. Deluxe Edition evet. O remake hani texture'ları falan günümüze göre. Şöyle bakıyorum da. Yine pre-order var çok fazla. Çok fazla pre-order var evet. Yani böyle bildiğiniz Dead Rising olabilir. Zombiden hoşlananlara. Üçlü paket yapmışlar bak 59 liraya. 148'den 59'a düşmüş. Şimdi tabii orada üçlü paket okey ama öbürleri hani Dead Rising yeni bir oyun değil biliyorsun. Değil tabii. Onlar, onu da remake olarak düşünebilirsin. Çünkü PlayStation 4'ten önceki oyunlar onlar aslında. PlayStation 4'e uyarlanmış. Oynanır. Oynanır yani zevkli oyun. Oynanır. Bakalım başka böyle tanıdık bir şey var mı? Ya çok Japon oyunu var. Loco Roco oynanır. PSP'de oynamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Süper bir oyundu. 23 lira olmuş. Metal Slug'ı zaten biliyorsundur. Biliyorum. İşte o 17 lira. Çok zordur. Samurai Shodown'da yine Neo Geo oyunu. 10 lira. Dövüş oyunu istiyorsan bak 10 liraya çok iyi. Evet. Metal Slug 3 8 lira. Alınır. Ben alırım. Alınır. King of Fighters falan da Neo Geo. Neo Geo ayı gibi bir şey olmuş. Hı. 8 lira. Bunlar güzel dövüş oyunları. Alınabilir. Küçük küçük paralara evet. Şimdi bunlar bu ayın indirimlerde. Oyun ne var? Oyuna da bakalım. Bedava oyun ne var? Bir parantez açacağım. Bak oraya ayırmışlar. Dead Sea diye bir şey geldi. Şimdi bu abi şey. Senin telefonuna da kuruyorsun artık. Uygulama bu. Mesela bir 4 kişi oturuyoruz yan yana. Orada bir bilmece oyunu var. Sana bir soru soruyor. Herkes cep telefonundan cevaplıyor. Ha basıyorsun evet. Hızlı basan alıyor aynen. Falan. Bu mantıkta Sony yeni bir şey başlattı. Akım başlattı. Daha bu Destiny ilk oyunu. Onun için Xbox 360'da donanım set vardı öyle. Herkes eline alıp basıyordu. Bu telefonu burada telefon kullanıyorsun. Akıllıca olmuş. Playlink diyor abi Sony buna. Akıllıca olmuş. Herkesin cebinde telefon var nasıl olsa. Evet, Playlink'in ilk oyunu Destiny bu da yeni geldi. Daha bakacağım ona. Henüz bakmadım. Ama bu ayın oyunları farklı tabii. Şimdi şöyle gidelim. Bu ayın abi iki tane, yani her ay iki tane PlayStation 4 oyunu veriyor. Şeyi de oraya, Dead Sea'yu da oraya koymuş ama normalde iki tane oyun veriyor. Until Dawn ve Game of Thrones.
Şimdi Until Dawn'un TeknoSeyir'de ayrıca incelemesi var. Ben bu videoya linkleyeceğim. Korku oyunu ama çok ses getirmişti ilk çıktığında. 2015 yılında çıktı. Bir gecede geçiyor bütün oyun. Aynen. Until Dawn. Sabaha kadar sağ çıkma oyunu. Bir korku oyunundaki, yani B sınıfı bir korku filmindeki her türlü klişe bu oyunda var. Yine gençler toplanıyor, bir grup genç. Şişman ve gözlüklü olan ölüyor mu? Evet. Öyle şeyler var. O klişelerin hepsi var. Bir ev var. İşte evin, o evin uğursuz bir alanın üstüne kurulması söz konusu. Ve gençlerin hepsini sen yönetiyorsun. Belli aralıklarda kontrolü sana veriyor. Karar ölüyorsun. Veriyorsun. Ya sağ çıkıyorsun ya ölüyorsun. Yani sağ çıkma olasılığı da var mı? Var. Hepsini şişman sağ kurtarabilirsin. Şişman ve gözlüklü de olsa. Hepsini sağ kurtarabilirsin. İlginçmiş. Bu da oyuna şey katıyor. Yeniden oynanabilirlik katıyor. Çünkü sen belki o 7-8 kişiden birini sağ kurtardın. Diğerlerini de... Değişiyor tabii, ona göre oyunun tabii, ilerleyişi tabii. Değişiyor. Aynen, hepsi değişiyor. Şimdi Until Dawn nispeten yeni bir oyun. Game of Thrones'un bu episod bölümlü olanı da yine nispeten yeni bir oyun. İlk... Çünkü biz geçen aylarda birazcık PlayStation Plus'ı eleştirmiştik. Oyunlar çok yeni değil diye. Bu ay iyi abi. Diğer oyunlara göre bayağı güncel oyunlar. Şöyle, hem de şey vardı. Biraz da şeyden eleştiriyorduk. Biraz indie oyuna çok ağırlık veriyorlardı. Evet. Bak Until Dawn iyi oyun. Bunlar şimdi Until Dawn AAA tabir edilen full oyun. Dört başı mamur oyunlardan birisi. Bu Game of Thrones'ta şimdi bu Telltale Games'in bölümlü oyun konusunda şey oldu, otorite oldu. Evet. Geçtiğimiz Walking Dead'le mi başladı bilemiyorum ama işte en çok o duyuldu en azından. Ustası oldular bu konunun. Onların en son projesi belki de. Evet. Bu yine bayağı güncel, bayağı hani bunu satın almaya kalksan para tutan bir şey. Tabii parayla satılan bir genelde şey. Genelde bunların ilk bölümü bedava veriliyor. Yine sonrası öyle. Paralı. Burada bütün seriyi veriyor değil mi? 6 tane bölümü var. Hatta tamam. Şöyle göstereyim. Yani parayla sana. Alacağın bir şeyi alıyorsun sonuçta. Tabii. Şimdi 6 bölüm var. İlki her zaman bedava oluyor. Diğerlerini sana veriyor. Sen satın alıyorsun. Bak 6 tane bölüm var gördüğün gibi. Her birini 2 saat sürüyor bitirmek. 12 saatlik bir oyun olduğunu, oyun deneyimi sunuyor sana. Şimdi şöyle geri geleyim. Ben bu senaryoya çok bağlı ilk bölümü biraz göstereceğim ki tarzını görsünler. Adventure. Evet. Bulmaca çözme, insanlarla diyalog. Şöyle abi, şunu ben bir ara başlatayım da. Bulmaca çok fazla yok bu oyunda. Şimdi bu oyunda karar vermek var abi. Sana belli bir sürede bir takım kararlar vermeye zorluyor. Oyunun bütün olayı bu. İşte konuştuklarına etkiliyor. Göre. Evet. Oyunun ilerleyişini etkiliyor. Kesinlikle. Game of Thrones'la bir alakası var mı diye sorulabilir. Şimdi hani sadece isim mi? Hayır, isim değil. Game of Thrones'un kitabından bir aile ismi bulmuşlar, Forrester'lar. Onları almışlar, ona bir senaryo yazmışlar ama bu senaryoyu oyunun kitabın ya da işte filmin, dizinin içine yedirmişler. Yani sen dizinin gidişatını değiştirmiyorsun. Dizinin gidişatına uygun bir şey akarken... O ortamdaki ayrı bir macera. Aynen öyle. Ayrı bir dram. Şeyi hatırlıyor musun? Red Wedding olayını. Oyun oradan başlıyor. Orada biliyorsun hani artık bu spoiler sayılmaz. Orada bir katliam oluyordu. Tamam. Sen şu anda o olayın bir 5 dakika öncesinden başlıyorsun. Red Wedding'in geçtiği yerde şimdi aslında bunlar kutlama yapıyorlar. Göya bir ortaklık söz konusu, işte Lannister'lara saldırılacak ama Lannister'lar bunların arkasından dolanıp bir planı bozuyor. Sesini kısayım. Şimdi bizim ailemiz Stark'lara bağlı. İşte Stark'larla beraber biz dalacağız zannediyoruz Lannister'ları ama işte Red Wedding olayı gerçekleşiyor. Stark'lar güçten düşüyor. Bizim ailemiz tek başına kalıyor. Bolton'lar bütün kuzeyi ele geçiriyorlar. Hatta Ramsay Bolton vardır biliyorsun. Ne kılıç kan içinde. Evet, temizleyeceğiz. Şimdi biz Forrester'lar da çalışan bir şey, Squire bu. İyice düştük. Hem tabii. Kahramanlardan biri değiliz. Hem değiliz. Onun da uşağı olduk. Onun da uşağıyız. Evet. Ne bu şey gibi acıların çocuğu. Şimdi işin esprisi şu. Başlangıçta öyleyiz ama bunun hikayesi. Daha sonra ailenin reisi de ben olacağım. İşte ben hepsini oynayacağım sonuçta. Zaman geçiyor. Zaman geçince ne olacak cevap vermezsen? Sessizlik oluyor. O da cevap. Beşinci seçenek yani. Evet. Onu pek sevmedim.
Grafikler iyi olmuş. Şöyle bir tarz var. Şimdi burada buradan yargılamasın insanlar. Tarzı var, dediğin doğru. Gerçek oyundaki bütün, gerçek dizideki bütün karakterler bir kısmı en azından burada var ve güzel yapılmış. Şöyle yapalım. Ölmeyenler var tabii. Evet. Bizim şey işte Tyrion falan, hepsi Lannister'lar var ve hepsi gerçek sesleriyle, film dizideki seslendirmeleriyle var. Peki şimdi bu dizi Türkiye'de gösterildi mi ben bilmiyorum. Gösterildi, evet. İzlememiş olanlar vardır. Evet. Oynar mı oyunu yükleyip? Çok anlamsız olur. Bir fikri yoksa adamın. Oynarsın da çok anlamsız olur abi. Evet. Çünkü karakterler kim? Tanımıyorsun ki. Niye bu adamlar önemli? Burada Red Wedding ne? Artı şöyle, mesela macera, şöyle aksiyon oyunu bekliyorsan yine sıkılırsın. Burada bu diyalogların hepsi okunacak ki. Ve Türkçe değil. Değil. Onu da belirtelim. Dolayısıyla İngilizce lazım. Şöyle yapalım. Her ne kadar alt yazılı olsa da İngilizce alt yazılı. Yok değil mi Türkçe alt yazılı? Yok, ben baktım menüsünde çıkmadı. İngilizce lazım, yoksa bir keyif almazsın. Şimdi kimse bir dövüşmemiş, bir şey olmayacak mı? Abi dövüş... Hep konuşma. Var ama sana şey söyle işte, bir adam saldırırken sana sağa çekil diyor, sen sağa çekiliyorsun, sola çekiliyorsun, işte adama vur diyor. Bu kadar basit. Olayın çoğu bu diyalogları dinleyip doğru seçenekleri vermek. Çünkü Until Dawn'da olduğu gibi senin verdiğin kararlar bazı karakterlerin ölümüne sebep olacak ya da yaşamasına sebep olacak. Şimdi aslında Until Dawn'la bunun aynı aya denk gelmesi biraz o açıdan iyi olmamış. Çünkü hemen hemen aynı mekanik. Evet. İki oyunda. Fakat şu var, bunun zamanlaması, aslında bunun zamanlaması doğru çünkü Game of Thrones'un yeni sezonu bir önümüzdeki hafta falan başlayacak. Evet. O yüzden bu aya bunun denk gelmesi iyi ama Until Dawn'u mesela geçen ay verseymiş daha iyi olmuş. Until Dawn da bu sıcakta şey iyi olmuş. Karlı, buzlu falan, o iyi olmuş. Ve yani bu meeting'te gibiyiz, slogan evet. Slogan. Biraz da karakterleri yanlış tanıtıyor. Yanlış slogan atma var mı? Susabilirsin. Yanlış slogan da atabilirsin aslında, doğru. Bak burada artık diyor ki, sen de bizimle savaşa gel, sadece böyle uşağımız olma falan diyor. Biraz ileri alacağım senin için biraz sonra. Savaşta ölecek adam lazım olduğunda sen de gel. Evet. Tabii. Bu? Yiyip içme oldu mu biraz uzakta dur. Tamam. Biz bir anlarız bizi bu olayları. Forrester'ın şu anki lideri bu. Bu adam. Lord'u. Bazı cevaplar adamları irite de edebiliyor. Bak gördün mü, hatırlayacak bunu diyor. Bunu dediği zaman bil ki o senin başına bir iş açacak ileride, o söylediğin söz. Bu negatif de olabilir, olumlu da olabilir. İşte hikayenin dallandığı noktalar onlar. Evet. Ya bunu şöyle düşünsünler, hani dediğin gibi Game of Thrones herkes bilir ama hani Yüzüklerin Efendisi'nde amaç o yüzüğü Mordor'a götürüp atmaktır ya da yok etmektir ya. Onu hiçbir şekilde değiştiremiyorsun ama oraya giderken ki yolları değiştirebiliyorsun. Ama o yüzük yine oraya gidip atılıyor. Tabii. Olay bu. Artı şu var, bu oyunu devam ettirecekler 6 bölüm. Buradaki karakterlerinden sağa çıkardıklarınla devam edeceksin diğer yeni sezonla diyelim. Anladım, anladım. Peki bu böyle... Şimdi sana aksiyon kısmını göstereceğim, biraz o yüzden bekleyelim. Telltale'ın zaten oyunlarını oynayan neyle karşılaşacağını tahmin ediyordur. Grafik olarak ne diyorsun? Yani bu kötü bence değil yani. Bence gelişmiş. Eski oyunlara göre gelişmiş. Güzel yani, güzel bir tarzı var biraz. Çizgi roman evet tadında. Karakterlerin, yani tanıdığımız karakterlerin çizimlerinden "aa bu o" diyorsun ama hani araya ben görüntülerini sokacağım hepsini. Şimdi bunlar bilinmedik tipler sonuçta. Tabii bir heyecan fırtınası diyemiyorum. Şöyle, temposu düşük. Fakat sana öyle seçimler yaptırıyor ki, ve bir de süre var. Seni gerçekten şey yapıyor, sinirlendiriyor, bir de bazı durumlara sokuyor. Ya yani bir şey yapmak istiyorsun. Mesela bir adamı öldürmek istiyorsun ama öldürmen de yanlış olduğunu da bir yandan biliyorsun. O kendini tutman çok zor oluyor o anlarda. Dizinin bütün gerilimini sana yansıtmışlar. İngilizce işi birçok kişi için oyunu bozacaktır. Çünkü sırf konuşmaya dayalı. Evet.
this rate will never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Squires for life. Şimdi bak, bana iki seçim verdi. Arkadaşımı kurtarabilirim ya da kaçabilirim. Arkadaşı kurtardım. Şimdi bizim adam bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Testi bıraktı. Evet. Herkes birbirine başladı. Dolayı. Evet. İşte Red Wedding'in izleyenler için bu sahneler zaten tanıdık. Biz konuşacağız mı şimdi herkes dövüşürken? Biz kaçacağız biz abi. Biz kelimelerle. Bak, aksiyon, bütün aksiyonlar bu şekilde. Yapamazsam ne oluyor dersen? Infinity Blade'e benzer. Bunu mobilde çok rahat oynarsın. Bu Roderick de işte Lord'un o diğer oğlu. Bir tanesi daha var da burada değil. Allah. Şöyle tutuyorsun. Bu ailenin özelliği de Ironwood denen bir yerde bunlar. Ağaç işçileri çok güzel kalkan falan yapıyorlar. O yüzden topraklarında gözü olan insanlar var. Peki yapamazsan ne oluyor? Ölüyorsun. Oyun bitiyor. Ha. Bir checkpoint, checkpoint mi var? Tabii, o onun başında alıyor seni. Yapana kadar tekrar. Yapana kadar tekrar ediyorsun. Şimdi ben burada mecburen oyun nerede demem gerekiyor. Hani oyun yaptığın seçimlerde. Yani oyun dövüş kısmında değil de daha çok evet. Konuşma evet. Da aslında. Yani şöyle, 12 saat sürüyor. Yani neredeyse bir Game of Thrones sezonunu oynuyorsun burada. Until Dawn'dan uzun sürüyor. Evet, Until Dawn'dan uzun sürüyor. Onun çünkü süresi programda. Evet. Kırmızı halkayı sen oraya götürdüm, evet. Bağırmasa adam evet, bıçaklanmayacak. Bağırmasa adam gayet güzel durumu idare ediyor. Bir de üzerine attı. Attı işte. Evet. Evet. Uşağın intikamı. Az önce o at düşen oğluydu. Olmasaydı daha iyiydi. Burada sen direkt doğruyu da söyleyebiliyorsun. Adam üzüldü tabii oğlu. Yes, başka oğlan da vardır. Var var. Zaten oğlanların hepsini hemen hemen oynattıracak sana. Hepsi ölecek. Sana bağlı. Oyun böyle. Ben şöyle diyeyim sana. Bu bölümü oynayıp bırakmak niyetindeydim aslında bakarsan ama hepsini bitirmek zorunda kaldım. Oyun çünkü böyle başlıyor ama o kadar sürükleyici hale geliyor ki bir de sana yaptırdığı seçimler yüzünden merak ettiriyor seni. O sonuna kadar oynamışım. Hiç farkında bile olmadan su gibi akıp gitti. 12 saat diyorsun. 10 evet. Saat, 12 saat bir eğlence. Ama Game of Thrones'u seviyorsan, yoksa çekilecek bir şey değil. Zaten anlamazsın ne oluyor, ne bitiyor. Karakterleri tanımayacaksın. Ve İngilizce lazım. Şeyi düşün, işte Ramsay Bolton geliyor. O geldiği zaman böyle sana bir haller oluyor. Çünkü adamın ne kadar vahşi bir adam olduğunu diziden biliyorsun. Burada da aynı vahşiliklerini gösteriyor. Şey o etkiliyor seni. Seslendirmeler birebir zaten aynı adamlar seslendirmiş. Güzel, güzel, güzel. Yani Game of Thrones'u beğenenler bu oyunu mutlaka bir yerlerden edinsinler. PlayStation zaten bu ay bedava verdi. Diziyi beklerken çok iyi olur. İndirip oynarlar. Evet. Plus üyesi olanlar. Aynen öyle.
Plus üyesi değilsen de satın alırsın. Satın alırsın, tabii. Satın alırsın. Ya da o parayla Plus satın alırsan oyun bedavaya gelir. Yani şeyde falan da var bu oyun, PC'de falan da var. Hani evet. Genel olarak söylüyorum Game of Thrones severlere. Böyle devam ediyor. Until Dawn'da bunun işte korku filmi. Until Dawn'un tadında olan. Bir buna farkı şu, Until Dawn'un görselleri muazzamdır. Evet. Çok iyi. Orada da gerçek karakterler var. Hani tanıdık oyuncular oynuyor karakterleri. Evet. İkisi de güzel oyun. Bence bu ay geçen aylara oranla bir olumlu bir şey söyleyebiliriz. Daha güzel, evet. Daha maddi olarak da daha değerli tatmin olan edici oyunlar. Evet. Evet. Böyle yani tabii. Evet. PlayStation Plus sisteminin Temmuz ayı oyunları. Evet. Peki. Önümüzdeki ay o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.